Hani böyle bir cümle kurulmamış olabilir mi? Yanlış mı aksettirildi? Yani 11. katı çıkıyor. Evet. Kafa atmak için. 11. katlı apartmanın üzerine çıkıp F-16 uçaklarına kafa atarak uçağa şehit olduğunu söylüyor. Şimdi ben tabii... Yani uçakla Allah bilir uçakla o kafayla düşmüştür yani. Yani şimdi şunu soracağım. Tabii ki 15 Temmuz az önce de söyledim. Üzerinden 6 yıl geçti. Yani hain bir darbe girişimi. Sokaklarda insanların nasıl mücadele ettiğini hep beraber şahit olduk. Ben o geceyi canlı yayında anlatan biri olarak da hala dün gibi, dün akşam gibi gözlerimin önünde. Keşke yaşanmasaydı diyorum. O mücadeleyi de hep beraber biliyoruz. Yani burada bir dalga geçmek, o mücadeleyi küçümsemek adına sormuyorum. Şimdi eski bir milletvekili böyle bir cümleyi, hani neden kurmuş olabilir? Bir empati yaparak düşünmeye çalışıyorum. Yani ne düşünmüş de kurmuş olabilir sevgili Benim Yavuz? Garibime giden şey bu şahsın aynı zamanda akademik de bir titri var yani. Evet. Profesör doktor. Evet. Selçuk Üniversitesi sosyoloji bölümünü bitirmiş. Doktora yapmış. Sonra Kanada'da ve Amerika'da ders vermiş bazı üniversitelerde. Söylenecek şu aklıma şu geliyor. Ne içtiyor bunlar yani? Ne kullanıyor bunlar acaba? 11. kata çık ve oradan kafa at. Yani, ama biz bunları 15 Temmuz yalanlarını, inşallah günün birinde kitap yapacağım. 15 Temmuz yalanları kitabı. Atletini çıkarıp tankın egzozuna tıkayanlar yok muydu? Hadi onu bir nebze diyelim. Yani, tamam, karadasın, atletini çıkar tankın egzozuna tıkayan. Efendim elektrik süpürgesinin borusuyla paletleri bozanlar yok muydu? Bir tane kadın vardı çarşaflı, kamyon şoförü gibi işte, kamyonu çektim ortaya falan. Fotoğraf iki gün sonra çekilmiş. Fotoğrafı çeken AKİT muhabiri bile yeter demiş yani, yalan bu. Ama onları başbakan, devrim başbakanı sarılmış öpmüş. Bir takım böyle sahte gaziler, sahte kahramanlar türediler yani. Bir sürü var böyle şey. Öyle bir belediye başkanı vardı ki kahraman kazanın. Adam orada şeydi 15 Temmuz gecesi Antalya'da tatilde sanki gelip bütün o Akıncı üssünü kendi fethetmiş gibi anlattı. Evet. Ve buna inananlar oldu. Yani yalan olur da biraz da böyle mantıklı olur yani değil mi? Yani? O yalan bu yalan fili yuttu bir yılan deveye binip. Karıncaya binip deveyi kucağına alan bu da mı yalan? Yani şunu söylese 11. kattan, 10. kattan, 20. kattan insanlar koşarak sokağa çıktı. Evet. Asansöre bindi, aşağıydı, çatıya değil, indi. Sokaklara çıktı, tankların önüne geçti vesaire vesaire. Zaten olan da oydu. Yani çatıya çıktı, uçağa kafa attı. Uçak, kafa. Şimdi ben o gece başka bir kanaldaydım ben 6 yıl önce, Yıldızlar Fox TV'deydim. O gece 3 saat, 4 saat, gece 1'den saat 10, gece 5, 1 ile 5 arası gece 4 saat falan yayında kaldım. Aslında F-16'yı, helikopteri anlatırken o anları en yakınımdan, en yakınından belki de geçen insanlardan biri bendim. Anlatabiliyor muyum? Yani 11. katlı apartmanın yüksekliği ne olabilir? Kaç metre olabilir? 30 metre mi? Niye? 50 metre evet, olsun. 50 yani. Metre diyeyim. 50 metre kadar bir F-16 alçalabilir mi? İnsan çatıya çıkıp ya uçup uçağa kafa nasıl atabilir ya? Ya o yüzden soruyorum. Aklın almadığı neden böyle bir cümle kurmuş olabilir sorusunu bu yüzden soruyorum. Ama sevgili Umut biliyorsun damat bey diyor ki şöyle demişti. Evet. Mars'a duble yol yaptık desek inanacak bir kitlemiz var. Evet. Şimdi onlar kendi kitlelerini hamasi notuklarla, bu tip efsanelerle falan ayakta tutmaya çalışıyorlar. Hepsi bu. Ama yani şunun profesör olması ve hatta bir dönemde rektörlük bile yaptı. Daha sonra disiplinsizlik suçuyla YÖK bunu görevden aldı. Yani bu adama üniversiteyi teslim etmiş. Şimdi bunlar bana kalırsa son 25 yıldaki bütün akademisyenleri mercek altına alınmadı. Ya bu kadar kolay mı profesör olmak? Ama biz biliyoruz ki Sakarya Üniversitesi ki Masar Bağlı oradan almış doktorasını. Sakarya'da biliyorsunuz Öksüz de Adil Öksüz de orada doçent olmuştu. Onun doçentlik kararının altında da şimdiki Diyanet İşleri Başkanı'nın imzası var. Evet. Orada çok sayıda yani sahte demeyelim ama şaibeli o kadar çok sınavlar var ki, şaibeli tezler,
Son 25 yılın hepsine mercek altına alınmalı. Yeni bir jüri kurulmalı. Yeniden bu kişiler sınavdan geçirilmeli. Emin olun yüksek lisans tezleri bile geçersiz sayılır yani. Zaten rektörlere baktığımız zaman konu açıldı diye söylüyorum. Eski AKP'li vekiller, evet. Genel başkan yardımcıları vesaire vesaire. Soruların çalındığını zaten biliyoruz. Evet. Kim tarafından nasıl çalındığını, o sınavlarda nasıl başarılı olunduğunu çalınarak o soruların ama evet yani sevgili Tuncay abi de Tuncay Özkan da bir tweet attı az önce söylediniz diye söylüyorum. Evet. Okuyayım müsaadenizle hemen çok kısa. Ay'a 4 şerit yol yaptık desek inanırlar diyen bir bakan. 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulduk diyen bir başkan. Kim bu başkan? Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçe katıldığı bir YouTube kanalında söyledi. Bu tweet'i de yanılmıyorsam Sözcü Gazetesi köşe yazarı Murat atmıştı. Murat Muratoğlu bu tweet'i. 6 milyar dolarlık jelibon bulundu. Bu sözleri ciddiye almıştı Melik Gökçe. Ve bunu dile getirmişti, sorulmuştu. F-16'lara kafa atarak şehit oldular diyen bir milletvekili. Halkla hiç bu kadar dalga geçilen bir dönem olmamıştı. İlk seçimde bu bozuk düzenin figüranları gidecek diyerek o da muhalif. Yani Zeytun haberi gibi yani. Biliyorsun Zeytun haberi. Ama şimdi üzerinden vakit geçmiş. En azından bir açıklama yapmalı. Demeli ki ben şu amaçla söyledim, yanlış anlaşıldım vesaire gibi bir açıklama. O da yok. Melik Gökçek de aynı şekilde. O da hiç geri adım atmadı yani. Evet. Ama jelibon madeni 6 milyar dolarlık jelibonları dağıtıyor galiba yani. Yani jelibon kelimesini hiç duymadı. Belki torunlarına falan da mı görmedi bilmiyorum Sayın Gökçek ama. Duymamış olabilir de. Yani bu tip haberleri hemen. Bir de uyarıyor yani şey. Uyarıyorlardı. Bu şey olmasın. Hayır diyor. Resmi haber, resmi kanalda. Konuk eden de benim arkadaşım aslında, o da zor durumda kaldı. Belki hani ciddi değildir efendim gibi böyle bir yuvarlamaya çalıştı ama o yorumlar onun üzerinden devam etti. Fakat ben en çok da şeye güldüm yani. Bu kafa atma olayında orada canlı yayında 4-5 kişi var. Bir tanesi de ya sen ne diyorsun be adam demediler yani. Orada sunucunun da moderatörün de müdahale etmesi lazım yani. Yani öyle bir laf ettiniz ki. Zeka seviyemizle alay ediyorsunuz demeli yani. Evet. Ama hiç müdahale yok. Evet. Yani şunu tekrar altına çizelim. Yani bizi izleyen, sevgili izleyenler. Yani burada bir mücadeleyle dalga geçmek, bir mücadeleyi küçümsemek adına bunları konuşmuyoruz. Yani 15 Temmuz 6 yıl önce yaşandı. Maalesef yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. O 251 kişi, yanılmıyorum değil mi? Evet, 251 şehidimiz var. Maalesef hayatını kaybetti.